Merhabalar, ben tekrar Canan. Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir salata yapacağım. Yeşil mercimekli buğday salatası. Bu yeşil mercimekli buğday salatasının özelliği çok vitaminli olması ve aynı zamanda da çok lezzetli olması. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Evet, malzemelerimize gelince, malzemelerimiz için mercimek ilk önce gerekli. Sonra buğday. Bu buğdayı bir gün önce ıslatacağız. Isıtırsak sonra daha iyi pişirebiliriz. Yeşil mercimeği de ısıtabilirsiniz istiyorsanız. Eğer ıslatmamışsanız daha uzun pişirme gerekiyor. Yani mercimek ve buğday çok yumuşak bir şekilde pişirmesi gerekiyor önceden. Ve bunun yanında diğer malzemelerimize gelince zeytinyağı gerekecek ve bir soğan veya iki soğan da alabilirsiniz. Havuç, kırmızı biber, limon, yeşil soğan, taze soğan ve maydanoz. Baharatlarımız da kimyon, tuz ve nane, kuru nane, taze nane de kullanabilirsiniz ve nar ekşisi. Evet, bunlar malzemelerimiz. Şimdi yapımına geçiyorum. Evet, mercimeğimi ve buğdayımı daha önce pişirdim. Yumuşak bir hal aldılar ve boşalttım. Ve bu kasede önce ikisini karıştıracağım. Evet, diğer tarafta soğanları küçük küçük kestim. Ve tavamı ısıtıyorum. Isındıktan sonra soğanları kavuracağım şimdi. İlk önce zeytinyağı döküyorum tavama. Evet, yani salatanın bütün yağını şimdi tavaya alıyorum. Daha sonra yağ eklemeyeceğim. Evet, şimdi soğanları kavuracağım. Evet, soğanları bu salata için bayağı iyi kavurmanız gerekiyor. Yani soğanların bütün aroması çıkacak. Yani karamelize olacak soğanlar. Çünkü bu prosedür çok önemli bu salata için. Bu soğanların kavrulma şekli bu salataya çok farklı bir tat veriyor. Yani soğanları çok güzel karamelize etmeniz, kavuracaksınız yani. Evet, karamelize olduktan sonra böyle hafif renk alınca soğanlar, hafif kahverengimsi renk alınca karamelize olmuş oluyor. Şimdi pirinç ve pirinç diyorum pardon, buğday ve mercimeklerin içine alıyorum. İyice karıştırıyorum sıcakken. Evet, ve sıcakken baharatlarımı da içine alıyorum. Kimyon, tuz, kuru nane ve karabiber. Ve nar ekşisini de içine katıyorum bu esnada. Evet, bir de çok önemli püf noktası. Tabii bunu, bu salatayı ekşi sevenlere bir limonun kabuğunu rendeliyorum. Hafif, çok fazla değil, bütün limonun kabuğu değil. Yani hemen hemen yarım limon diyebilirim. Ama bu salatayı ekşi tercih edenlere ve limon aromasını sevenlere. Ve biraz da yarım limon da hemen hemen sıkan içine. Yani ekşisini ve baharatlarını, yağını bitirmiş oldum salatanın. Ve hepsini içine kattıktan sonra da bir güzel karıştırıyorum salatamı.
Ve bu salatam bir kenarda bu şekilde bekleyecek, soğuyacak. Evet, şimdi gelelim diğer sebzelere. Havucumu önce soyuyorum. Ve soyduktan sonra havucumu rendeleyeceğim. Yani bir havuç eğer küçükse havuç da kullanabilirsiniz veya daha fazla havuç, daha vitaminli olsun diyorsanız daha fazla havuç da kullanabilirsiniz bu salataya. Herkes yani isteğe göre yapabilir bence. Evet, şimdi kırmızı biberimi de alıyorum ve küçük küçük doğruyorum. Evet. Şimdi sıra geldi taze soğanlara. Kırmızı soğanımı da aktarıyorum kaseye. Bir de tabii ki bütün malzemeleri küçük kesmeniz önemli. Havuç rendelemeniz gerekiyor, yoksa çok sert olur. Evet, şimdi yeşil soğanları, yani taze soğanları da küçük kesiyorum. Daha sonra sıra geldi maydanoza. Maydanozların uzun alt saplarını alıyorum. Onları salatamı kullanmayacağım ama ince sapları kullanabilirim. Evet, ve küçük küçük kıyıyorum maydanozumu da. Evet. Kadar bitmiştir. Şimdi sıra geldi hepsini karıştırmaya. Evet, salatam bitmiştir. Şimdi bir bağservis yapıyorum. Ve bu salatanın özelliği gerçekten doyurucu olması ve bu yüzden de sadece kendine göre bir yemektir. Yani yanına hiçbir şey yemeden bayağı bir vitamin almış oluyorsunuz. Hatta hiç ekmek bile tavsiye etmiyorum yanına. Ve gerçekten çok lezzetli. Sen yemeğe doyamıyordu da. Evet. Şimdi salatam bütün olarak bitmişken ben bir tadına bakayım sizin için. Oo, harika. Gerçekten içindeki baharatlar, yani kimyon, o kavrulmuş soğanın tadı ortaya çıkıyor. Herkese tavsiye ederim. Çok lezzetli bir salata ve aynı zamanda da gerçekten vitamin deposu olan bir salata. Yani doyurucu bir salata olduğu için zayıflamak isteyenler için de uygun bir salata diyorum. Yani muhakkak bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.